İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli günlerinden biri 6 Haziran 1944 günüydü. Müttefik kuvvetler İtalya'ya çıkarma yapmış güneyden Almanya'ya doğru ilerliyordu. Fakat müttefikler Almanların gücünü bölmek için Avrupa'da ikinci bir cepheyi açıp doğudan Sovyetlerin ilerleyişi ile birlikte Almanya'yı sıkıştırmak istiyordu. Overload operasyonu ya da D-Day olarak bilinen bu çıkarma sırasında bir birliğin çok önemli bir görevi vardı bir tek kurşun atmadan Alman ordusuna çok zarar verdiler. Quicksilver operasyonu dahilinde hayalet birlik olarak isimlendirilen bu birlik Overload operasyonunun başarılı olmasında büyük etken olmuştur. Bu videomuzda hem Normandiya çıkarmasına değinmiş olacağız hem de hayalet birliği inceleyerek iki isteği birlikte yerine getirmiş olacağız. Normandiya işgali 11 farklı ülkeden oluşan 1 milyondan fazla asker ile büyük bir koordinasyon seviyesi gerektiriyordu. Bu büyüklükte hava, kara ve deniz birliklerinin bir arada gerçekleştirdiği bir operasyon daha önce hiç denenmemişti. Müttefikler başarının daha önce hiç beklemedikleri bir yaratıcılık, belki de en önemlisi aldatmacayı gerektirdiğini çok iyi biliyordu. Adolf Hitler uzun zamandır İngiltere'den deniz yoluyla Nazi kontrolündeki Fransa kıyılarına bir çıkarma yapılacağını bekliyordu. Hitler en iyi generallerinden biri olan Erwin Rommel'i karşı saldırıyı durdurmak ve savunmayı hazırlaması için görevlendirdi. Rommel sığınaklar, antitank engelleri ve 1 milyondan fazla bu bir tuzağını askerlerine hazırlattı. Ayrıca planörler ile indirme yapılmasını önlemek için iç bölgelere Rommel'in kuşkonmazı denilen direkler dikildi. Amaç neredeyse bütün gücünü seferber eden müttefiklerin bu saldırısını boşa çıkarmak ve müttefiklerin askeri gücünü yok etmekti. Böylece Almanya dikkatini doğudan gelen Sovyet tehdidine çevirebilecekti. Almanlar müttefiklerin İngiltere kıyılarında hazırlık yaptığını tespit ediyor ve bütün hazırlıkları dikkatle inceliyorlardı. Sorun hangi tarihte ve nereden gelecekleriydi. Net olarak bilinmese de çıkarma tarihi, hava olayları ve denizin durumu gibi bilimsel çalışmalar ile tahmin ediliyordu. En büyük sorun ise nereden gelecekleriydi. Burada Alman Komuta Akademisi ikiye bölünmüştü. Hazırlıklar yapılırken de Rommel en çok Normandiya bölgesinin güçlendirilmesini istiyordu. Fakat Hitler ve yanındaki generaller Fransa'nın İngiltere'ye en yakın bölgesi olan Kaley'den geleceklerinden emin olduklarını söylüyorlardı. Normandiya'nın İngiltere'ye en uzak nokta olduğunu, bunun bir çılgınlık olduğunu belirtiyorlardı. Müttefikler tarafından bakıldığında ise Normandiya tercihinin iki nedeni vardı. Birincisi Almanlar çıkarmayı Kaley'den bekledikleri için güçlü savunma hazırlamışlardı. Bu savunmayı geçmek kolay olmayacaktı. Normandiya sürpriz bir hamle olacağı için Almanları daha hazırlıksız yakalayacaklardı. İkincisi ve en önemli neden ise kaleyden çıkarma yaptıklarından Normandiya'daki birliklerde iç taraflara yardıma gelecek ve müttefik ordusu çemberin içinde kalacaktı. Ama Normandiya'nın batı tarafı deniz olduğu için ordunun arkası sağlam olacak, bütün güçleriyle ön bölgelere saldırı yapabileceklerdi. Rommel ısrarla Normandiya'dan geleceklerini belirtmeye devam ediyordu. Hatta Berlin'e gidip Hitler ile yüz yüze görüşüp durumu anlatmaya çalışmıştı. Fakat Hitler'in yanındaki generaller Rommel'i kendilerine rakip gördüklerinden bu durumu fırsata çevirmişlerdi. Hitler'i yönlendirip Rommel'in gözden düşmesini sağlamaya uğraştıklarından Hitler'e devamlı olarak kaleyden geleceklerini aşılıyorlardı. Hitler de Rommel'i e saatler boyu azarlayıp görevinin başına dönmesini istemişti. Bu iç çekişmeleri bilmeyen müttefikler de kaleyden geleceklerini Alman ordusuna inandırmak için bir şeyler yapmak zorundaydı. 1 milyona yakın asker çıkarma için hazırlanıyordu. Bir bölümünü kaleyin karşısına yığmak çıkarma hazırlıklarına balta vuracaktı. Bu şaşırtmacıya devam edebilmek için güzel bir fikir ortaya atıldı. Sahte bir birlik kurup keşif uçaklarına önemli birliklerin kale karşısında toplandığını göstereceklerdi. Burada kısa bir bilgi vermek istiyorum. Amerikalılar bu şaşırtma olayını bir savaşta ilk kez kendilerinin uyguladıklarını anlatıp dururlar. Fakat Kurtuluş Savaşı'nda kahraman ordumuz asıl birliğin hareketini saklamak için süpürge tohumundan insanlar yaparak Yunan keşif uçaklarını şaşırtmış, bu birliğin yerinde olmadığını Yunanlılar savaş başladığında anlamışlardır. Bu kısa bilgiden sonra konumuza dönersek bu şaşırtmaca için hayalet birlik adını verilen ressamlardan, seslendirme sanatçılarından ve mühendislerden oluşan bir birlik kuruldu. Bu operasyona da Quicksilver operasyonu adı verildi. Hayalet Birliği'nin 603. kamuflaj mühendisleri sanatsal becerilerini kullanarak yüzlerce kukla tank, uçak ve topçu parçaları yaptılar. Bunlar uzun menzilde son derece ikna ediciydi. Ancak daha yakından incelendiğinde çoğu lastik, tahta ve biraz yaratıcı resim yapılardı. Hayalet Birliği bu kukla ekipmanı, motor havuzları ve çamaşır askısına asılı çamaşırlarla askeri çadırlar gibi diğer hilelerle birleştirdi. Bu sahte ekipmanı saatlerce hareket ettirebiliyorlardı. Keşif uçakları yaklaşırken hareket halinde gözükmeleri için hoparlörlerden tank ve kamyon sesleri yayınlamaktaydılar. Tabii bu faaliyetleri gören Alman casuslar üstlerine haber veriyordu. Casuslar koca tankı ve uçakları 4 kişinin kaldırıp götürdüğünü, bunların gerçek olmadığını rapor ediyorlardı. Ama Rommel'e karşı olan generaller bunun ne kadar bir güç ile geleceklerini saklamak için bir yanıltma olduğunu söylüyorlardı. Yanıltma kısmı doğruydu fakat müttefiklerin saklamak istedikleri olay farklıydı. O dönemde Alman generaller Amerikalıların ünlü komutanı George Patton'a takıntılı hale gelmişlerdi. Patton'ın müttefikler içindeki en iyi general olduğunu düşünen Almanlar, Patton'ın kale karşısında bir ordu oluşturduğunu görüyorlardı. Veromel'in itirazlarına rağmen kesin buradan gelecekler diye düşünmekteydiler. Amerikalılar da bu hayali ordunun komutanı Patton ile diğer birliklerin ve üst ordu komutasının mesajlaşmalarını bilerek Almanlara sızdırıyorlardı. Her ne kadar hayalet birliğin başarısı gökleri çıkarılsa da Patton faktörü olmasaydı bu plan böyle tıkırında güdeceğini düşünmek yanlış olur. Çarkların doğru bir şekilde oturması ile müttefikler 6 Haziran 1944 günü Normandiya çıkarmasını başlattılar. Asıl gücün kaleyde olmasına rağmen Almanlar çok önemli bir direniş gösterdiler. Çıkarma günü eğer takviyeler düzgün bir şekilde gelseydi sonucun farklı olabileceğini düşünen çok sayıda tarihçi de mevcuttur. Müttefiklerin başarısı tabii ki çok önemlidir. Fakat Hitler ve yanındaki generaller çıkarma başlamasına rağmen hala bunun asıl saldırı olmadığını ve asıl saldırının hala kaleyden geleceğini düşünmeye devam ettiler ve takviyelerin gitmemesini, yerinde kalmasını emrettiler. Bu düşünce yapısı Adolf Hitler'in ve yanındaki generallerin gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu, bir hayal aleminde yaşadıklarını ispatlamış oluyor. Burada şunu da dile getirmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Normandiya çıkarmasına tek başına sahiplenerek bolca kendi propagandalarını yapmaktadır. Halbuki o gün o sahillere İngiltere, Kanada, Belçika, Norveç, Polonya, Lüksemburg, Yunanistan, Çekoslovakya, Yeni Zelanda ve Avusturya'lı askerler de çıkmıştır. Hatta birlik olarak tek bir ülkeden olmayan ülkelerin vatandaşları da vardır. Bu çıkarmaya tek başına sahiplenerek diğer ülke vatandaşlarına haksızlık yapılmaktadır. Normandiya çıkarmasının başarıya ulaşması sonucu Almanlar güçlerini iyice kaybetmeye başlamış Çoğu tarihçiye göre o gün Almanlar artık savaşı kaybetmiştir. Bu videomuzda D-Day istekleriniz için genel bir anlatım olmuştur. İleriki zamanlarda Normandiya çıkarmasını daha detaylandıracağımız bir videomuzda gelecektir.